yaşındaki Ceylin oyun oynamak için evlerinin önündeki parka gitti. Ona bakan dedesi ve babaannesi küçük kız eve dönmeyince onlar da parka gittiler ama küçük çocuk orada yoktu. Dedesi polise gider... 10 yaşındaki Ceylin Atik, İzmir'in Ödemiş ilçesi 50. yıl ortaokulu 1. sınıf öğrencisi olacaktı. Annesi ve babası Ceylin henüz 4 yaşındayken ayrılmışlardı ve Ceylin Ödemiş'te Cumhuriyet Mahallesi'nde dedesi Mustafa ve babaannesi Ülke Atik'le birlikte yaşıyordu. Ceylin 10 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 12 sıralarında dedesinden para alıp markete gitmek ve ardından arkadaşlarıyla oynamak üzere evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gidiyor ve bir süre sonra kayboluyor. Aile aslında önce Ceylin'in kaybolduğunu düşünmüyor. Sıradan bir gün ve oyun oynuyordur bir yerlerde derken Ceylin'in babaannesi eşine telefon açıyor ve Ceylin'in 1-1,5 saattir ortada olmadığını söylüyor. Dede Mustafa Atik çalıştığı için bu aramaya kadar telefonuna hiç bakmamış. Ancak bu aramadan sonra telefonunun Messenger uygulamasının mesaj kutusuna bakıyor ve saat 14.58'de telefonuna bir mesaj geldiğini görüyor. Mesajda şu yazıyordu. Kızınız elimizde. Bizden haber bekleyin. Polise haber verirseniz öldürürüz. Takiptesiniz. Dedenin endişesi artmıştır ve Ödemiş Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulunur. Yapılan incelemede Ceylin'in en son 13.15'te güvenlik kamerası görüntüsüne takıldığı görülüyor. Bu andan sonrası ilginç gelişmeler oluyor. Ceylin dışarı çıktıktan sonra bir apartmana giriyor ve orada bir komşunun evinden su içiyor. Daha sonra dedeye gelen mesajın Ceylin'in su içtiği komşunun 19 yaşındaki yeğeninin telefonundan gönderildiği tespit ediliyor. Polis o komşunun yeğeninin ifadesini alıyor ve yeğen ifadesinde ''Ben telefonumun sim kartını kırıp bırakmıştım. O mesajı ben göndermedim. Onu bulan biri göndermiştir.'' diyor. Ceylin'i arama çalışmaları başlar başlamaz ilk bakılan yerlerden biri o komşunun evi oluyor. Ancak Ceylin'den herhangi bir ize rastlanmıyor. Ceylin'in kaybından 3 gün sonra polis Ceylin'in su içtiği komşunun evinin olduğu apartmana gelerek güvenlik şeridiyle çevirmeye başlıyor. Ceylin'in su içtiği ev 4. kattaydı ve komşunun onun 4. kattaki evine gelerek su içtiğini söylemesi herkese mantıksız gelmişti. Neden 1. kat değil de 4. kata çıksın sorusu akıllara korkunç şeyler getirmişti. Polis katil zanlısı Şükriye Türkmen'i, onu büyüten halası Raziye ve eşi Serkan'ı gözaltına alıyor. Ardından ambulans geliyor ve içerisinden bir sedye çıkarılıyor. Polis daha sonra ellerinde eldivenleri takılı şekilde o eve giriş yapıyor ve o andan sonra kriminal bir incelemenin başladığı anlaşılıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde büyük bir kalabalık korku ve endişe içerisinde olanları izliyordu. Tüm Türkiye canlı yayında yaşananları izlerken dedenin etrafında ona teselli için komşular da toplanıyordu. Evin etrafında endişeli bekleyiş sürerken cenaze arabasının gelmesiyle tüm umutlar yıkılıyor. Tüyleri diken diken eden o anlarda öfke, acı, çığlıklar birbirine karışıyor. Ceylin'in ailesi ve yakınları sinir krizi geçiriyor. Tüm Türkiye ağlıyordu. Dede ve babaannenin ızdırabı dayanılacak gibi değildi. Tüm umutlar tükenmişti ve Müge Anlı canlı yayında küçük Ceylin'in ölüm haberini duyuramadı. Ancak herkes anlamıştı. Burası da şimdi sıkıntılı. Bakın. Ay yok ya. Efendim ne yazık ki önce ambulans gelmişti fakat şu anda... Peki küçük Ceylin hayatını nasıl kaybetmişti? Küçücük bir çocuktan kim ne ister anlamak mümkün değildi. Katil zanlısı Şükriye Türkmen 30 yaşındaydı ve bir çocuğu vardı. Oto tamircisi eşi Serkan Türkmen ve kendisini evlatlık olarak büyüten halası Raziye Ö ile Ödemiş Cumhuriyet Mahallesi Şengül Sokak'ta bir apartmanın 4. katında yaşıyordu. Yaklaşık 5 yıldır aynı mahallede Atik ailesine komşuydular ancak pek bir yakınlıkları yoktu. Ceylin'in kaybı sırasında davranışlarındaki tuhaflık çok dikkat çekmişti. Hatta Ceylin'in evlerine gelip su istediğini söyleyen de kendisiydi.
Ceylin kaybolmadan bir gün önce üzerinde kamera bulunan apartmandan bir komşuya kameranın görüş açısının kendi apartmanlarının kapısını görüp görmediğini sormuştu. Hatta yöneticiye kendi apartmanlarında bir hırsızlık olduğunu, kamera görüntülerine bakmak istediğini söyleyip zorla görüntülere baktırmıştı. Ve bu ve bazı davranışları cinayetin planlı olduğunu düşündürmüştü. Örneğin sonradan anlaşılacaktı ki Messenger hesabı kullanılan yeğenin telefon kartını çalan kişi de yine Şükrüye Türkmen'di. Durum biraz karışık olsa da 19 yaşındaki yeğen İsmail'in annesi, İsmail'in kimliği üzerine kayıtlı olan hattı kullanıyordu ve ameliyat olduğu bir zamanda ziyarete gelen Şükrüye Türkmen'in o hattı telefonu hasta yatan annesinin yastık altından gizlice alıp kırarak parçalamış ve kırılan telefon için de 3 yaşındaki çocuğunu sorumlu göstermişti. Hattı tüm evde aramışlar fakat bulamamışlardı. Hat bir gün önce çalınmış, Messenger hesabına otomatik şifreyle girilmiş, ardından dede Mustafa'ya mesaj oradan atılmıştı. Ayrıca yeğen İsmail'in aracı o gün dikkat çekecek şekilde Şükriye'nin eşi tarafından birkaç kez eve getirilmiş, hatta bir keresinde İsmail'den kendisini iş yeri olan sanayiye götürmesini istemişti. Her ne kadar kuşkulu bir durum olsa da katil neden kendi fotoğrafı ve kimliğini açık edecek bir hesaptan mesaj atsın ki? İsmail'i bu cinayetin sorumlusu olarak göstermeye çalışmaları da planlı cinayetin bir parçası mıydı? Bunu bilmiyoruz. Görgü tanığı olan işitme ve konuşma engelli Lütfü adında bir mahalleli, 10 Haziran günü öğleden sonra bisikletiyle gezerken İsmail'in aracından birinin inip Ceylin'in ağzını kapatarak o apartmana götürdüğünü görmüştü. Ancak bu da bir muammadır ki neden küçük kızın kaybının 3. gününde açıklıyordu bunu? Polislere kendisini ifade edememiş miydi, yoksa ilk gün polisler o evi aradıktan sonra bir şey bulamadıklarında yanlış gördüğünü mü düşünmüştü? Belki de dikkat çekmeye çalışan biriydi sadece. Elbette yeğen İsmail ve mahalleli Lütfü konusunda biraz kafa karışıklığı olsa da emniyete götürülen Şükrüye 16 saat sorgusunun ardından her şeyi itiraf edecekti. Şükrüye Türkmen'in iki kız çocuğu 2006 ve 2008 yıllarında şüpheli şekilde hayatını kaybetmişlerdi. Bu konuda da artık şüpheliydi katil zanlısı. Gariptir ki çocuklarının ölüm raporlarında düşme ve vitamin eksikliğine bağlı ölüm olduğu söyleniyordu. Evet, yanlış duymadınız. Vitamin eksikliği. İki kız torunlarının ölüm sebeplerini dede ve babaanne böyle açıklıyorlardı. Ceylin'in dedesi günler sonra canlı yayına bağlandığında katil zanlısının kayınbabası ona başsağlığı ve özür dilemek için telefon açacaktı. Suç bireyseldir ve çocuğunun gelinin işlediği suçtan baba, anne veya kayınbaba, kayınvalide suçlanmamalıydı elbette. Mustafa Atik büyük bir asalet örneği göstererek af dileyen babaya onu suçlamadığını, ancak ölen torunlarının mezarından alınıp tekrar otopsi yapılması tavsiyesinde bulunmuştu. Çünkü o küçücük yavrular da belki o katil kadının elinde hayatları son bulmuştu. Katil Şükrüye Türkmen'in Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde kan donduran ifadesinin ayrıntıları ise şunlardı. Türkmen, İzmir'in ilk kadın asayiş şube müdürü Seda Öğretmen ve cinayet büro amiri Vedat Diyarlılı tarafından sabahın ilk ışıklarına kadar sorgulandı. 15 saat boyunca cinayeti inkar eden Türkmen, sabah saat 6 civarlarında daha fazla dayanamayarak Ceylin'i öldürdüğünü gözyaşları içinde itiraf etti. Türkmen, kan donduran ifadesine başlarken 3 yaşındaki oğlu MYT'nin sağlık durumunu sordu. İki çocuğunu daha önce benzer hastalıklardan kaybettiğini söyleyen Şükrüye Türkmen, bu nedenle 3. çocuğu olan MYT'nin de zaman zaman bayıldığını ve diğer çocukları gibi benzer bir rahatsızlıktan kaybetmekten korktuğu için oğluna muska yaptırdığını anlattı. Türkmen ifadesi alınırken, oğlumun durumu nasıl, sağlık durumu iyi mi, şu anda kimde kalıyor, oğlumu görebilir miyim şeklinde görevli polislere sorular yöneltti. Cumartesi günü Ceylin'i nasıl kaçırdığını anlatan Türkmen, oğlumla birlikte evimizin karşısındaki parka geldik. Bu sırada Ceylin de oradaydı. Bir süre parkta oynadık. Daha sonra oğlum, Ceylin abla birlikte oynayalım mı diye onu evimize çağırdı.
Ceylin'i eve ben çağırmadım. Daha önce Ceylin birkaç kez bize gelip oğlumla oynamıştı. Ceylin oğlumun davetini kırmayarak bizle birlikte eve geldi. Oynadıktan sonra gitmek istedi, ben engel oldum diye konuştu. Ceylin'in gitmesine engel olmak için önce havluyla ağzını ve burnunu kapattığını anlatan Şükriye Türkmen, yaklaşık 30 saniye boyunca havlu ile nefes almasını engelledim. Nefessiz kalınca bayıldı. Sonra tekrar kendine gelmeye başladı. Bunun üzerine evde içine evrak koymak için kullandığımız tahta bir sandık vardı. Bu tahta sandıkla başına vurdum ve hareketsiz kaldı. Çok fazla kan akmadı. Çocuk odasında bulunan büyük çeyiz sandığının içini boşalttım. Ceylin'in cesedini burada sakladım. Sonra ortalığı temizleyip düzenledim dedi. Sayın seyirciler, anne ve babası ayrı olan 10 yaşındaki Ceylin dedesi ve babaannesiyle birlikte yaşıyordu. Küçük kız 2 gün önce evlerinin önündeki parkta oynarken kayboldu. Polis Ceylin'i bulmak için çalışma başlattı ve onun izini bir komşularının evinde buldu. Maalesef küçük kız hayatta değildi. Kıyafet ve elektronik eşya alışverişi yaptığı mağazaya olan 500 liralık borcu 3 aydır ödemediklerini, bu nedenle mağazadan arandıklarını, icra takibi başlatılacağını duyunca durumu eşine söylediğini anlatan Türkmen şöyle konuştu. Eşim parayı vermedi. Ben de bu borcu ödeyebilmek için Ceylin'i kaçırdım. Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanık Raziye Ö hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son karar duruşmasında iddia makamı bu yöndeki esasa ilişkin mütalasını tekrarladı. Mahkeme başkanının sanık Şükriye Türkmen'e olay anının detaylı anlatmasını söylemesinin ardından olayı anlatacak durumda olmadığını ifade eden Türkmen, ilaçlarla ayakta duruyorum, cezam neyse çekmeye razıyım, eşimin ve annemin suçu yok diye konuştu. Mahkeme başkanı karar için ara verdiği sırada babaanne Rukiye Atik sanıklara vurmak istedi. Polis ekipleri olayı önlerken verilen aranın ardından minik Ceylin'in katil zanlısı Şükriye Türkmen'e çocuğa veya beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak canavarca hisse veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını oy birliğiyle veren mahkeme heyeti katil Şükriye Türkmen'in eşi Serkan Türkmen ile üvey annesi Raziye Ö'ye beraat verirken tutuklu bulunan Serkan Türkmen'in tahliyesine karar verdi. Küçük Ceylin'in cenazesinde izdiham yaşandı. Minik kızı binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı. Ceylin'in cenazesi önce evinin önüne getirildi. Atik ailesi ve mahalleliler Ceylin için gözyaşı dökerken dualar ettiler. Ceylin'in tabutunun üzerine gelinlik serildi. Ailesi tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Minik Ceylin'in cenazesinde gözyaşları sel oldu. Ceylin'i en son 4 yaşında gördüğünü belirten annesi Ayşe Yılmaz, Ceylin'in babası Murat Atik, Ceylin'in ölmeden önce birlikte yaşadığı babaannesi ve dedesi, ailenin yakınları katıldı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninin ardından Ceylin'in cenazesi Ahrandı mezarlığına defnedilmek üzere yola çıktı. Ceylin'in cenazesine yaklaşık 7 yıldır Ceylin'i görmeyen annesi Ayşe Yılmaz da katıldı. Eşinden ayrıldıktan sonra yeniden evlenen, iki çocuğu bulunan ve 8 aylıkta hamile olan Ayşe Yılmaz, ben kızımı en son 3,5 yaşında gördüm. Yaklaşık 7 yıl sonra kızımın tabutunu görebildim dedi. Gazetecilerin neden kızınızı hiç görmediniz sorusuna Ayşe Yılmaz, kızımın psikolojisinin ve rahatının bozulmasını istemedim. Bunun için onu göremedim. Yoksa her gün onun için gözyaşı döküyordum dedi. Ayşe Yılmaz kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.